Gerçekten çok önemli maç var önümüzde. Ukrayna ve İsveç karşılaşmaları. Tabii ki buradaki amacımız ikisini de kazanıp grubu 4 galibiyetle birinci bitirmek. Şu an için aslında grupta kötü bir pozisyon yok. Tabii ki senin söylediğin gibi İsveç maçı belki bir talihsizlik ama baktığınız zaman çok sezon içinde oynanan ve günlük performanslara, o zamanki kadrolara bağlı maçlar oluyor biraz. Slovenya baktığınız zaman Beyaz Rusya'ya kaybetti yan grupta. Diğer tarafta Hırvatlar kendi evinde Romanya'ya kaybetti. Yani bu tip sonuçlar olabiliyor ama önemli olan resmin bütününe bakmak, dünya şampiyonasına gitmek için avantajlı konuma gelebilmek. Keza biz eğer bu iki karşılaşmayı kazanırsak, İspanya'nın hata yapmayacağını düşünüyorum, Slovenya'yı da yendiği takdirde, biz 4 galibiyetle belki ikinci turda İspanya'dan sonra belki de en önemli avantajlı konuma geçebiliriz ki bulunduğumuz şartlar dahilinde bence bu bizim için gayet önemli bir sonuç. Sonuçta buradaki oyuncu arkadaş grubumuz, teknik heyetimiz, federasyonumuz, başkanımız, herkes dünya şampiyonası için odaklanmış durumda. Tek bir amacımız var, oraya katılabilmek. İnşallah bunu başaracağız ama önce senin söylediğin gibi bu iki karşılaşmayı arka arkaya kazanmamız gerekiyor. Koç Wilbekin. Wilbekin tabii çok değerli bir oyuncu. Geçen sene Euro Cup'ta MVP'si olmuş bir oyuncu ve müthiş bir sezon geçirdi. Bizim için ayrı bir güç olacak. Yani burada da tabii şöyle bir durumumuz var. Bizim geçen sene yaşadığımız talihsizliğe istinaden bir ikinci, belki de böyle bir B planını tutmamız gerekiyordu. Şu anki tercihimiz de Wilbekin oldu. Tabii ki biraz alışma süreci olacak. Daha önce oynamadığı bir oyuncu grubu var. Hazırlık karşılaşması yapmaya imkanımız yok. Bunlar bizim için belki dezavantaj ama yaptığımız antrenmanlarla bunu ortadan kaldırmaya çalışacağız. Diğer taraftan özellikle Cedi ve Furkan'ın tabii ki NBA'deki sezonlarından sonra bizle beraber olmaları, çok hevesli olmaları beni çok memnun ediyor. Onlar da takım çalışmalarına yarından sonra başlayacaklar. Tecrübeli arkadaşlarımız var. Semih gibi, Barış gibi, Doğuş gibi. Onlarla beraber genç arkadaşlarımız var. Sonuçta bir yapılanma içindeyiz ve bunu yaparken eğer dünya şampiyonasına da katılabiliyorsak ne mutlu bize. Bunu da yapacağız inşallah hep beraber. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Başarılar.